Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok keyifli bir ürün inceleyeceğiz. Retro televizyon görünümlü Bluetooth bir hoparlör. Sadece de hoparlör değil, başka özellikleri de var. Şimdi gelin detaylara bakalım. Evet, bugün gördüğünüz gibi Divom'un Tivo modelini inceleyeceğiz. Burada kırmızı bir halkası var. Benim bugün burada inceleyeceğim ürün kırmızı renkte, çok şirin, çok tatlı. Şöyle bir hemen kutu açılışını gerçekleştirelim. Hep beraber bir ürünümüzü görelim. Burada şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok keyifli. Evinizin herhangi bir köşesine koyduğunuz zaman oraya bir nasıl diyeyim, bir kalite katacağını düşünüyorum. Çok esprisi olan güzel bir hediye de olabilir. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım bu ürünü incelerken. Şimdi hemen kutu içeriğine bakalım. Zaten gördüğünüz gibi bende kırmızı olan versiyonu var. Ama bunun haricinde farklı renkleri de var. Bu renklere bakacak olursak beyaz, kırmızı, mavi, pembe, siyah ve yeşil. Şimdi kutu içeriğinde başka neler var? Hemen onu size hemen hızlıca göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane USB kablo, yani cihazımızı şarj etmek için, ve aynı zamanda bir tane AUX kablomuz var. Eğer cihazı Bluetooth üzerinden değil de kablo olarak kullanmak isterseniz buradan cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında ise kutumuzda başka bir şey yok. Gayet sade, kibar bir kutu tasarımı olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi kutumuzu şöyle kenara koyalım ve incelememize devam edelim. Öncelikle size ürünün gövde yapısından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten kırmızı, burada görmüş olduğunuz gibi 256 adet RGB programlanabilir LED'ler bulunuyor. Bu LED'ler gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir şey veriyor. Şöyle yansıma olmadan size göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi şu anda saat modunda. Bunun çeşitli modları var. Zaten onlardan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Burada farklı bir tuşumuz var. Burada channel diyor, yani kanal diyor, ama burada bunları çevirdikçe bazı modlar görüyorsunuz. Bu modlar müzik çalarken hareket ediyor. Bunlar yine güzel, değişik özellikleri var dediğim gibi. Ben yine saat modunda bırakmak istiyorum. Burada ise halihazırda eğer çalan bir şarkınız varsa o şarkının ya da oynayan videonun sesini kısıp açma gibi modlar bulunuyor. Hemen alt tarafındaki tuşumuz ise bu cihazı ister Bluetooth isterseniz demin kutunun içerisinde çıkmış olan AUX kablosuyla bağlayabiliyorsunuz. Tuşa bastığınız zaman ister Bluetooth isterseniz de AUX kablosuyla beraber cihazı kullanabiliyorsunuz. Hemen arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada görmüş olduğunuz gibi bir tane delik var. Bu delik subwoofer'ın deliği. Gerçekten güzel bir sesi var. Zaten ilerleyen dakikalarda onu size dinleteceğim. Buradaki tuşlara baktığımız zaman ise bir tanesi açma kapatma tuşumuz. Yan tarafına geldiğimiz zaman bir tane SD kart, yani micro SD kart girişimiz var. Ve yine aynı zamanda AUX girişimiz bizlere sunulmuş. Sağ yukarıda ise cihazı şarj edebileceğimiz USB portumuz bulunuyor. Hemen altında ise şurada ufak bir tuş var. O da reset portu. Yani ince bir kürdanla ya da başka bir şeyle dokunduğunuz zaman cihazınızı resetliyor, yani sıfırlıyor. Eğer Bluetooth'la ilgili bir sıkıntı yaşarsanız onu da oradan çözebiliyorsunuz. Bu bakımdan güzel. Tuş yapıları bu şekilde. Genel tasarımına baktığınız zaman vermiş olduğu hissiyat, elinize tuttuğunuz zaman gerçekten güzel, keyifli. Biraz parmak izi bırakıyor ama zaten böyle bir cihazı sürekli taşımayacaksınız. Bir yere bırakacaksınız ve orada duracak. O yüzden bence gerçekten çok güzel bir hediye olabilir. Ya da isterseniz evinizde, mutfağınızda, odanızda güzel bir aksesuar olarak bunu konumlandırabilirsiniz. Tivo'nun pil ömrüne geldiğimiz zaman ise gerçekten çok güzel değerler burada bizi bekliyor. İçerisinde 3000 mAh'lik bir pil var ki bu gerçekten çok yüksek bir değer bu kadar ufak bir cihaza rağmen. Burada pil performansına geldiğimiz zaman tamamıyla bu cihazın sıfırdan 100'e dolması 4 ila 5 saat sürüyor. Ancak bizlere tam 10 saatlik bir müzik performansını sağlıyor ki dediğimiz gibi burada 3000 mAh'lik pilin gerçekten çok büyük bir rolü var. Pil performansına geçerli notu veriyorum. Ses performansına geldiğimiz zaman ise gerçekten kuvvetli ve güzel bir sesi var. Hiç beklenmeyecek bir performans veriyor aslında bence. 6 watt gücüne sahip. Aynı zamanda demin bahsetmiş olduğumuz arka tarafında bulunan subwoofer çıkışı ve ön tarafındaki bu hoparlör menfezleriyle beraber 360 derecelik sesi veriyor. Hem önünde hem de arkasındayken çok rahat bir şekilde, çok keyifli bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu yüzden ürüne geçerli notu veriyorum. Aynı zamanda bas performansı da gayet başarılı çünkü kendinden bir subwoofer var. Ses yüksekliği ise 75 desibel. Şimdi isterseniz gelin bir müzik dinleyelim, ses performansını bir deneyelim.
Evet, ses performansını dinledik. Şimdi ise sırada yazılımımız var. Yazılımda burada gördüğünüz gibi Divum Smart yazılımımız var. Ona tıklıyorum ve sonrasında yazılımımız geliyor. Burada çeşitli bölümler var. DJ Mixer, Voice Memos, Chat, Alarm, Sleep Time, Planner, Game, Stopwatch, Celebration Days, Countdown Meter gibi bir sürü modumuz var. Bence bunlar çok keyifli. Ancak benim burada en çok kullanışlı bulduğum Instagram, Facebook, Twitter ya da telefonunuz çaldığı zaman ya da WhatsApp'tan bir mesaj geldiği zaman buraya ufak bir notification gösteriyor. O güzel, o keyifli. Yani müziğinizi dinlerken aynı zamanda telefonunuz sessizde ve görmüyorsanız orada onları da görebiliyorsunuz. Benim yine beğendiğim güzel bir özellik. DJ Mixer keyifli. Yine vakit geçirebilirsiniz burada. Güzel bir şekilde müzik yapabilirsiniz. Bunların dışında da dediğim gibi burada gerçekten güzel ayarlar bulunuyor. İkinci olarak burada 6 farklı saat modumuz var. Bunları size şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Renk renk ve değişik tasarımlar burada bizlere sunulmuş. Ben şöyle en baştakini seviyorum. Burada ise çeşitli renk seçeneklerimiz var. Gördüğünüz gibi buradaki renklere tıkladığım zaman ise zaten renkler değişiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir galerimiz var. Tıkladığınız gifleri, animasyonları aktarabiliyorsunuz. Kendi yaptıklarınızı da internete yükleyebiliyorsunuz. İnsanlar da sizin yaptıklarınızı kullanabiliyor. Bu bakımdan güzel, eğlenceli bir özellik. Burada müzik kısmına geldiğiniz zaman müziklerinizi görebiliyorsunuz ve buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve sonrasında bir ayarlar bölümümüz var. Çeşitli ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Divum'un Tivo modelini inceledik. Fiyat performans olarak da gayet mantıklı. 300-350 TL bandına böyle bir cihaz alabiliyor olmak bence çok güzel. Özellikle evinizde, yani böyle bir ortamda, şu an salondayım. Ses performansı beni tatmin etti. Sizleri de tatmin edecektir. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.